Merhaba, ben Hasan Tombul. Doktora tezimi Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde Profesör Doktor Taşkın Kazoğlu danışmanlığında tamamlamış bulunmaktayım. Tez başlığımın ismi nesne tabanlı sınıflandırmadan doğal arazi ölçü sınırlarını esas alan bölge tabanlı segmentasyon algoritması geliştirilmesidir. Özellikle son 20 yıllık süreç incelendiğinde yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin arttığı ve buna bağlı olarak da piksellerin mekansal çözünürlüğünün artmasıyla birlikte piksellerin heterojen bir yapıya büründüğü ve piksellerin sadece spektral bilgisini kullanmasıyla sınıflandırma doğruluğunun arttırmasının çok mümkün olmadığı görülmüş ve buna bağlı olarak nesne tabanlı görüntü analizi ortaya konulmuştur. Biz de bu çalışmanın özgün değeri olarak nesne tabanlı görüntü analizinin ilk ve temel adımı olan segmentasyon aşamasında kullanıcıya bağlı parametre seçiminin optimize edilmesi, segmentasyon kalitesinin değerlendirilmesi ve devamında segmentasyonun sınıflandırma doğruluğu üzerine etkisini araştırarak yüksek doğruluklu tematik haritalar üretmeyi gerçekleştirdik. Bu işlemi yaparken orta ve yüksek çözünürlükte farklı uydu görüntüleri kullandık. Tez kapsamında birçok farklı uygulama ve analiz gerçekleştirdik. Genel olarak iş akış diyagramı üzerinden gerçekleştirilen çalışmaları yorumlayacak ve analiz edecek olursak, ilk etapta farklı çalışma alanları belirlenmiş ve buna bağlı olarak nesne tabanlı görüntü analizi üzerinde farklı segmentasyon algoritmalarının performansları karşılaştırılmış ve devamında çoklu çözünürlük segmentasyon yaklaşımının daha yüksek doğruluk vermesi sebebiyle devamında gerçekleştirilen işlemler daha çok çoklu çözünürlük segmentasyon üzerine gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada segmentasyon, çoklu çözünürlük segmentasyon, parametre optimizasyonu, Sagiç optimizasyon ve regresyon analizleriyle gerçekleştirilmiştir. Burada parametre optimizasyonu, regresyon ve Sagiç optimizasyon kullanılmasının sebebi genellikle literatürde yapılan çalışmalarda tek bir parametre segmentasyon işleminde tek bir parametrenin optimize edildiği. Fakat bizim gerçekleştirdiğimiz yaklaşımlarda tüm segmentasyon parametrelerinin yani 3 farklı segmentasyon parametresi bulunmakta, üçünün optimize edilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada tekli ve çoklu ölçek bölükleme karşılaştırılması. Burada genellikle literatürde gene aynı şekilde tek bir segmentasyon ölçek parametresi belirlenmekte ve buna bağlı olarak görüntü için tek bir ölçek parametresi analizler gerçekleştirilmekte. Ancak bu bazı problemlere neden olması nedeniyle görüntü arazi örtüsü sınıfının karakteristiğine bağlı olarak çeşitli bölgelere bölünmüş ve her bir bölge için farklı segmentasyon parametreleri oluşturulmuş ve tekli ölçek segmentasyon yöntemine göre daha yüksek doğrulukların elde edildiği görülmüştür. Üçüncü aşamada segmentasyon kalitesinde mekansal çözünürlüğün ve spektral çözünürlüğün segmentasyon kalitesi üzerine etkisi analiz edilmiş. Aynı zamanda kontrollü bölükleme ve kontrolsüz bölükleme olarak adlandırılan segmentasyon doğruluk analiz yöntemleri ile alakalı birçok farklı yaklaşım denenmiş ve devamında elde edilen segment kalitesine bağlı olarak sınıflandırma doğruluğu üzerinde pozitif bir etki var mı yok mu araştırması gerçekleştirilmiş ve buna bağlı olarak da devamında çeşitli analizler gerçekleştirilerek makine öğrenmesi sınıflandırıcıları kullanarak sınıflandırmalar gerçekleştirilmiştir ve tematik harita üretimi gerçekleştirilmiştir. Tez kapsamında elde edilen bulgular ve sonuçlar 3 farklı SGI yayında yayınlanmış. Aynı zamanda 3 TR dizindeki dergide ve 8 uluslararası ve ulusal konferansta sunulmuş ve toplam tez kapsamında elde edilen yayınlar, sonuçlar 14 bilimsel etkinlikte yayınlanmıştır. Aynı zamanda tez kapsamında SGI yayınları altında görülen birinci yayın 2021 yılında ASPRS kuruluşu tarafından yılın en iyi ikinci makale ödülüne layık görülmüş. Aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi'nin her yıl yayınladığı ve dağıttığı doktora tez ödüllerinde 2021 yılında bu tez en iyi doktora tez ödülüne layık görülmüştür. Yaygın etki olarak genellikle yapılan akademik çalışmalar tezin yaygın etkisi olarak gösterilebilir. Aynı zamanda burada çalışmada elde ettiğimiz sonuçların da yaygın etki olarak değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. Burada bakıldığı zaman görüntü üzerinde farklı segmentasyon ölçeklerinin belirlenmesinin tekli ölçek kullanımı yerine daha doğruluklu
daha yüksek doğrultuda sonuçlar verdiğini görmekteyiz. Bu görüntü segmentasyonunda parametre optimizasyonu deneme yanılma değil, otomatik veya yarı otomatik yöntemlerle belirlenmesi gerektiği gözlemlenmiştir. Aynı zamanda kaliteli ve anlamlı segment üretmek için görüntü ve coğrafi nesneler arasındaki radyometrik ve semantik ilişkinin araştırılması ve üzerine yoğunlaşması gerektiği düşünülmektedir. Sınıflandırma işleminin gerçekleştirilmesinde spektral ve dokusal bilginin yanı sıra kullanılacak segmentlerin birbiriyle komşuluk ilişkileri ve geometrik özelliklerinin de dikkate alınmasının oldukça önem arz ettiğini gözlemledik ve ileride gerçekleştirilecek çalışmalarda kullanıcılara faydalı olmasını düşünmekteyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.